Bir kere ilk başta sınıfta yoklamalar, amfilerde yoklamalarla başladı işler. Bizlerin isimlerinin yanına hep bir T harfi konulmuştu, türbanlı denilen. Buradayım desem de isim okunuyor, Leyla Şahin diyorlar. Buradayım diyorsunuz ama size yok yazılıyor. Bakıyorlar başörtülüsünüz, yok yazılıyorsunuz. İlk uygulamalar böyle başladı. Sonra sınıfların kapısına, amfilerin kapısına, binaların kapısına yeri gelirse hizmetliler, görevliler dikildi ve içeri alınmamaya başladık. Daha sonra zamanla kampüslerin girişlerinde otobüsler durduruldu. Otobüslerin içerisinden başörtülü olarak inmelerine izin verilmedi öğrencilerin. Eğer kampüsün içerisine giriyorsa otobüs, orada bunun kışı var, soğuğu var, ayazı var. Şubat döneminden bahsediyorum. O kampüsün girişinde, dağın başında, uzak şehrin uzak bir yerindeyse kampüsünüz hele, sizi indiriyorlar otobüsten, jandarma geliyor, jandarma bölgesi. Sizi otobüsten indiriyorlar başınızı açmadığınız için ve orada bekliyorsunuz. Bir sonraki gelen otobüs ne zamansa onunla tekrar geri dönmek zorundasınız. Ha, otobüsün içinde başını açarsan kampüsün içine girmene müsaade ediliyordu. Yemekhaneler alınmadık, kütüphaneye alınmadık, öğrenci işlerine alınmadık. İşte her şey yavaş yavaş ilerledi. Sonrasında polisler devreye girdi. Zorla okulların kapılarının önünden sürüklenerek çıkartılmaya çalışıldık. Daha da ilerledi. Disiplin soruşturmaları geçirdik. Başörtülü derse girdiğimiz için disiplin soruşturması geçirerek önce uzaklaştırma, sonrasında da okuldan atılma cezalarıyla karşılaştık. Daha da ilerledi işler. Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılandık. O dönemde DGM denilen Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle hem de idam istemiyle yargılandık. Bir anda üniversitede kendi halinde bu ülkeye hizmet etmek için talebelik yapan insanlarken bir anda kendimizi karakollarda, polisle mücadele içerisinde ve DGM'lerde bulduk. Hayatımız tamamen değişti.